merhabalar. Biz 2 günlük Ekincik tatilimizi 5 gece 6 gündüz olarak tamamladık ve dün gece Ekincik'ten ayrıldık. Saat 12 civarı Bodrum Gümbet'e geldik. Burası yel değirmenlerinin olduğu, manzarasıyla çok meşhur. Hatta turların bile düzenlendiği bir yer. Biz de ilk defa geldik. Bodrum'a daha önce gelmiştik ama buraya çıkmamıştık. Çok keyifli bir manzarası var. Bugün hava biraz rüzgarlı. Bizim şansımıza rüzgarlı bir güne denk geldik. Ama bu manzaraya karşı uyumak ve uyanmak muhteşem. Fark ettiğimiz kadarıyla gün doğumu ve gün batımı avcıları var. Gün doğumu ve batımı izlemek için geliyorlar. Çok güzel. Bodrum'a yolunuz düşerse buraya uğrayıp günü batırıp günü doldurabilirsiniz. Yel değirmenleriyle fotoğraf çekinebilirsiniz. Hafızanıza güzel fotoğraflar kaydederek ayrılabilirsiniz. Merhabalar. En son sizi Gümbet'te bırakmıştık. Gümbet'ten gece çıktı varında birkaç alışveriş yapıp Yalıkavak'ta Küdür Halk Plajı'nın olduğu mevkiye geldik. Burada karavanları park etmiş şekilde bulduk. Karavanlara bakarsanız zaten park yönleri genelde şu tepenin üstüne kuruyorlar. Ama o tepenin olduğu yerde de genelde buradan kuzey rüzgarı geldiği için buraya geldiğinizde dikkat etmeniz gereken şey kuzey-güney istikametli olarak, şu dikey olarak park alanına park etmeniz. Bu sayede rüzgarı, kuzeyden gelen çok kuvvetli bir rüzgar var Bodrum'da. Bu rüzgarı, Poyraz rüzgarını kesmiş olacaksınız. Plajı güzel, nezih bir plajı var. Gelen insanlar da güzel genellikle. Plajın diğer ucunda da karavanla konaklama imkanınız var. Herhangi bir elektrik ve su imkanı yok. Ancak karavanla konaklamanın yasak olduğuna dair herhangi bir söylem de almadık. Burada daha önceden de konaklayan, burayı bilen insanlar da var. Bir iki gün geçirmek için bizce güzel bir yer olarak göründü. Bizim de tatilimiz aslında burası son nokta. Bundan sonra artık yavaş yavaş dönüş noktamıza geçiyoruz. Yani bu büyük ihtimalle bizim yaz kampları olarak son kamplarımızdan bir tanesi. Artık bundan sonra tekrar yaylalara, ormanlara girebilirsek tabii ki, hani yasakların olmadığı zamanlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Ankara'ya dönüş yolundayız. Salih benim meşhur değirmen odun köftesinde odun köfte yiyoruz. Bizim için bir klasik diyebiliriz. Vaktimiz varsa, yol müsaitse biz bu lezzeti kaçırmıyoruz. Sizlere de tavsiye ederiz. Dönüş yolunun stresini azaltıyor. Pamuklar Savaşı Türk ulusunun yeniden gelişidir. Bu yıl 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 100. yılını büyük bir onur ve gururla kutluyoruz. Vatanımızı ve bayrağımızı korumak adına canlarını feda eden Gazi Mustafa Kemal'i ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Hayır. Değirmen odun köfteden sonra Etçi Baba'da ikinci molamızı verdik. Yolumuz uzun olacağı için tandır çorbalarımızı içtik. Üzerine de buranın yeni tatlısı olan fıstıklı ekmek kadayıfını deneyeceğiz. Bir porsiyon tatlı aldık. İki çayla birlikte paylaşacağız. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.